ediyorum. Her şeye rağmen hoş geldiniz. Bir yanda Türkiye Yüzyılı Marif modeli Milli Eğitim Bakanı'nın onayından geçti. Diğer yanda dün emekliler sokaktaydı. Diğer yanda tansiyonu yüksek iki dava söz konusu. Pek çok soruyu soruyoruz o davalara ilişkin. Türkiye'nin gündemi bu ve bundan daha da fazlasından ibaret durumda. Öncelikle emekliler her anlamda eskisinden daha iyi haldeler mi? Siz Sosyal Güvenlik Kurumu'nda görev aldınız. Emeklilerin şimdiki durumunu biliyorsunuz. Dün emekliler neden sokaktaydı? Neden çığlık atarcasına bağırdılar? Sayın Bakanımız her anlamda eskisinden daha iyi haldeler diyor. Çünkü bunu iki açıdan bakalım. Biri asgari ücretle bakalım. Olur. 2006 yılında sosyal güvenlik reformu yaparken o tarihte en düşük SSK emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. O tarihteki Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı bu böyle şey olamaz. En azından yarısı olsun dedi. Ve 2008 reformuyla bunu sağlayacak yöntemleri buldular. Aylık bağlama oranını düşürdüler. Kazançların güncelleme katsayılarını düşürdüler. Büyümeden pay vermediler. Yani emeklime 2006'ya göre söylüyorum daha kötü durumda. İstersen altınla yapalım. Bunu zaten Sayın Özgür Özel de yaptı. Tabii. 2002'de 8 çeyrek altın alıyordu en düşük SSK emekli maaşıyla. Şimdi 2,5 alınıyor. İstersen dövizle yapalım. O da aynı. Ama esas bakacağımız yer milli gelir. Emekliler Avrupa'da ortalama milli gelirin %9'unu alırlar. Bu İskandinav ülkelerinde %18'e kadar çıkar. En iyi emekli maaşı oradadır. İtalya gibi ülkelerde aşağıda Güney Avrupa'da %7 civarındadır. Ama Avrupa ortalaması %9'dur. Tamam. Bizde? %4 şu anda. %4. Yarısı yani bile değil. Yerine %4 alıyor. Evet. Yani ne demek şimdi %9 olsa Avrupa gibi olsa hani Avrupa'ya gideceğiz, Avrupa olacağız diyorlar ya. Avrupa'ya örnek gösteriyorlar çalışma hayatında falan. Tamam siz de milli gelirin %9'unu emekliye verin. Bu ne demek? Şu anda aldığın emekli maaşı 2,5 kat artacak demek. Kaç para alıyorsan 2,5 kat. 20 bin alıyorsan 50 bin olacak. 10 bin alıyorsan 25 bin olacak. 25 bin olacak. Evet. Evet. Zaten Ülkü 2008 reformunu yapmasaydı bu hükümet şu anda en düşük SSK emekli maaşı 26 bin liraydı. Yani sen yani dediğiniz gibi o 2,5 kata denk geliyor Sayın Ali Tezel. Zaten öyleydi Ülkü. Tabii. Uygulamalar öyleydi ama emekliye daha az para vermek adına, sermayeye daha çok para aktarmak adına, büyük şirketlerin vergilerini silmek adına, onlara para aktarmak adına, emekliden alıp zengine vermek adına 2008 reformunu yaptılar. Ya. O reform etkileri şimdi görülüyor ilk ama 20 yıl sonra daha çok görülecek. Bak örnek veriyorum. Şu anda bir emekli orgeneral yaklaşık 80 bin lira emekli maaş alır. Ama şu anda yüzbaşı olan, binbaşı olan, yarbay olan insanlar 2008'den sonra, reformdan sonra asker oldularsa, kamu görevi girdilerse o tarihte alacakları para 15 bin lira olacak. Ya. Bunu generalden örnek verdim. Genel müdür örnek vereyim o da aynı. Memurdan örnek vereyim. Memurun alacağı maaş şu anda kazançların yarısı kadar olacak. O da 6500 lira civarında. Bu bir tercih, siyasi tercih. Kasadaki parayı yani bütçedeki parayı milli geliri Türkiye'nin ürettiğini emekliye mi verelim, memura mı verelim, yoksa zengine mi verelim kararında AK Parti zengine vermeyi tercih etti. Ve emeklilere de açlık sefaletini süründürüyor. Sayın Cumhurbaşkanı herhalde nedamete ermiş. Fakirden alıp zengine veriyoruz diyor. Zaten kurduğumuz sistem buydu. Bunun için uğraştınız. Ve ben 2006'da çok gittim başbakanlığa. Yapmayın bunu diye. Bak bunu yapıyorsunuz diye. Ne dediler size o zaman? Mesela örnek vereyim. Sayın Ömer Diçer ya biz böyle şey yapmayız dedi. Mesela Başbakanlık Müsteşarıydı Efkan Ala. Evet. O tarihte. Dinledi beni. Biz böyle şey yapmayız dedi. Yapıyorsunuz dedim işte kanun çıkardığınız kanun bunu söylüyor. Bekle beni dedi. Gitti içeriye. 5 dakika sonra geldi. Ali Bey dedi biz bunu yapmak zorundaymışız. Sonra düzeltecekmişiz dedi. Bunu bizzat Efkan Ala'nın ağzından duydunuz ki kendisi İçişleri Bakanlığı da yapmış bir isim. Efkan Ala'nın Diyarbakır Valiliğinden Başbakanlık Müsteşarlığına getirilmişti. Başbakanlık Müsteşarı iken size siz bunu yapmayın de, dediğinizde
Yapmıyoruz dedi önce. Sonra içeriye gitti, geldi ve yapmak zorundaymışız dedi. Yapmak zorundaymışız, sonra düzeltecekmişiz dedi. Dedim ki emekli maaşlarının yerlerine sürmeyeceksiniz. İnsanlar açlıktan ölür dedim. Biz öyle şey yapmayız dedi önce. Dedim işte kanun bu, bunu söylüyor. Sonra biz bunu düzelteceğiz dedi. Şimdi yapmak zorundaymışız dedi. Peki neden Efkan hala yaşıyor? Neden? Tabii yaşıyor hala. Sayın Efkan hala bir şey söylemek isterse de yayınımız açık. Peki neden yapmak zorunda olduklarına dair bir şey söyledi mi? Hayır. Ülkü. İçeri gitti geldi. Biz bunu yapmak zorundaymışız, sonra düzeltecekmişiz dedi. Tamam. O sonranın üzerinden kaç yıl geçti Ali Bey? 2006, 18 yıl geçmiş. Evet, 18 yıl geçti. Şu anda durum çok daha kötü. Kötü ama bak, Çalışma Bakanı açıkladı diyorsun. Emeklerimiz geçmişe göre daha iyi diyor. Neye göre diyor? Yani nominal değeri mi aralım? O tarihte emekli maaşı 1500 liraydı. Şimdi 10 bin yapıp diyor acaba. Alım gücü ne? Kaç kilo soğan alıyor? Kaç kilo domates alıyor? Kaç kilo et alıyor? Evet. Evet. Alım gücünü az önce koyduk arkaya. Tabii. Enflasyon ortamında rakamsal olarak rakam arttı. 1500 liradan, 1600 liradan o tarihe göre söylüyorum 10 bine geldi. Tamam geldi de o 1500 liranın satın alma gücüyle o tarihteki. Şimdiki 10 bin liranın satın alma gücü yarı yarıya düşük. Evet. 2006 yılında bilerek, isteyerek biz bunu yapmak zorundayız, sonra düzelteceğiz diyerek, ki bir hata olduğuna herhalde düşünmüşler ki düzelteceğiz hata diyorlar. Hata değil, bilerek yapılan bir şey. Bak, hata değil. Ya bilerek, doğru, o yanlışlıkla yapılan bir şey. Tercih bu. Evet. Siyasetin tercihi buydu. Evet. Peki, şimdi emeklilerle ilgili şu alanı görüyorsunuz. Dün mitingi takip ettiğinize de eminim. O kadar çok ses yükseldi ki. Ben gerçekten emeklilerin kendilerini çok net anlatabildiklerini düşünüyorum Ali Bey. Siz öyle düşünüyor musunuz? Çok gür bir tondan, o sıcağa rağmen alanda birleştiler. O alanda Özgür Özel'in dediği Gulyabani'nin o yapılmış haline kadar vardı. İstakoz vardı. O alanda Rolex saat vardı. Her şeye birden tepkilerini gösterdiler. Bu ses duyulacak mı, yoksa sonra düzelteceğiz dedikleri sonra hiçbir zaman gelemeyecekler mi? Sonra hiçbir zaman gelmeyecek Ülkü. Ama ne zaman emekliler aklını kullanır, siyasette sandığa giderlerken kendilerine vaatte bulunanlara oy verirlerse bu düzelir. Ama dindarlıkla, milliyetçilikle, laiklikle oy verirlerse o para ceplerine girmez. Evet, izleyicilerimiz de yazıyorlar Ali Bey, seçime de çok var, seçime kadar bu durumda yaşamak zorunda mı bırakılacak emekli, bunu da düşünüyoruz. Bakın diyor ki izleyicimiz, isim vermeyeyim, eti, balığı, tavuğu unuttuk, artık ot topluyoruz çayırlardan, iktidar bize bunu layık gördü, bunu verdi diyor, et, tavuk, balık yiyemiyoruz diyor izleyicimiz. Ülkü haklılar ama bak, dediklerinde haklı izleyicimiz, ama unutmayalım 22 yıldır da bu iktidara oy veriyorlar. Ha, vermeyen de vardır ama tabii ki, tabii ki. İktidarda o var. 22 yıldır iktidardalar ve yaptıkları, yapacakların teminatı, geçmişte de bunu yaptılar. Geçmişte de emekli maaşlarını düşürdüler. Geçmişte de emekliye ötelediler. Mesela 2008 reformuyla emekli yaşı şu an 65. Doğru. Daha da artacağını siz söylüyorsunuz önümüzdeki günlerde. Peki, çalışmalarla. 2008'den sonra kaç seçim geçti? Emeklilerin büyük kısmı cebine giren parayla, geçinmeyle değil, alnı secdeye giriyor, değiyor diye oy verdiler. O zaman alnı secdeye değen bir iktidar olur ama cebinde para olmaz. Ali Bey, emekli maaşında sürpriz. Sürpriz bir 16 Haziran kararı. Neymiş efendim? Geçtiğimiz günlerin haberi bu. Şimdinin değil. Haziran ayında emekli maaşları bayram nedeniyle erken tarihe çekilmiş. Maaşlara 3000 liralık ikramiye, 3000 liralık ikramiye eklemesi de yapılacakmış. Maaşlar öyle yatacakmış. İbrahim Bey diyor ki kurbanlık küçük başlar 25 bin liradan satılıyor. İhtiyaç sahibi emekliye 3000 lira bayram ikramiyesi verilecek. Artık bir düzine kurbanlık alır keseriz diyor. Ne dersiniz? Ülkü, bu da mı güzel bir sürpriz mi iktidardan? Ülkü, sen yandaş medyayı okusan her gün zam var emekliye, her gün. Hem de sür manşetten yayınlıyorlar. Sürprizler, zamlar. Zam. Emekliye şöyle zam. Mesela şu var Ülkü.
Temmuz'da yaklaşık %25 bir artış gelecek ya, enflasyondan eriyen kısım. Evet. Şimdi demeye başladılar 10 bin liralar 12 bin 500 oluyor diye. Hayır, öyle bir şey olmuyor. Oradan %25 10 bin liraya gelmiyor. 10 binden çok olanlara geliyor. 10 bin lirayı da 12 bin 500 olacak diye yutturuyorlar şimdi. 10 bin lira yine bir kişinin dudağı arasında. Derse olur, demese olmaz. En düşük emekli maaşı, bir de işte o kök maaşlar meselesi var. En düşük emekli maaşı 10 bin lira. Ben size daha önce de sormuştum. Ben yıllardır haber sunuyorum Ali Bey. Kök maaş diye bir şeyi anlatmak zorunda kaldığımızı bu son döneme kadar hatırlamıyorum. Çünkü 2006 reformuyla aylıkların hesaplama oranı değişince, hı hı, emekli aylıkları yerle de sürünür hale geldi. Mesela şu anda hesaplasak birisinin emekli maaşını 4500 lira çıkıyor. O taban aylık olmasa 4500 olacak. Kök maaşı o işte. Evet. Çünkü tabii emekli maaşının formülünü değiştirdiler. Artık büyümeden emekliye pay vermiyorlar. Artık aylık bağlama oranları %75 değil %28. O yüzden emekli maaşlarını öyle düşürdüler ki taban aylığı 10 bin demek zorunda kaldılar. Bak 10 bin lira çok rakam değil. Ama hesaplarda 4500, 5 bin lira emekli maaşı çıkıyor. Evet. Hesaplayınca formüle evet göre. Onda evet diyorlar ki 10 bine çıkardık şükredin. Ya sen zaten reformla 26 bin lira olacak emekli maaşını 4 bine düşürmüşsün. Formülünü değiştirerek bunu 10 bin lira yapmanın neresi iyilik? Neresi iyilik? Evet, bizzat da sordunuz, siz gittiniz, size o dönem müsteşar olan Sayın Efkan Ala dedi ki bunu yapmaya mecburuz, sonra düzelteceğiz. O sonranın üzerinden de 18 yıl geçti. Evet, aynen öyle. Aynen böyle. Ali Bey, şimdi dünkü Tan Doğan'dan yansıyan görüntüler ekranımızda. İnsanca yaşam diye feryat ediyor emekliler. Bir teyzemiz çıktı sahneye. Pek çok konuşan vardı evet ama. O teyzemizi sizinle birlikte dinleyelim mi Ali Bey? Çünkü lütfen, onun gibi olan çok dertli var. Bakalım ne söyledi dün. Emekli babamdan kalan 4000 lirayla yaşamaya çalışıyorum. Eşimden ayrıldım. Bana iyi kötü bir dövme çatma bir ev kaldı. Bir tane oğlum var. Onunla yaşamaya çalışıyorum. İkinci eşyalardan birkaç parça eşya aldım. Evime koydum. Yani oğlumla ben yaşayayım. Tabii yaşamak denirse buna. Sosyal yardım alabilmek için yemin ederim artık kaç defa gidip geldiğimi hatırlamıyorum sosyal yardımlara. Gelin evime bir bakın. Ne şartlarda yaşıyoruz bir görün. İnsanın zoruna gidiyor. Bu yaştan sonra evladından, ailesinden, çevresinden para yardım beklemek. Bize reva gördükleri hayat bu mu? O zaman biz ne halde yaşıyorsak buyurun siz de yaşayın. Sizin elektriğiniz, suyunuz kesildi mi? Erzak kuyruklarına girdiniz mi? İşte böyle diyor. 4000 lira maaşla yaşamak zorunda kalmış. Bu teyzemizin durumunu normalde olması gereken neydi? Burada da yine kesintilerle karşılaşıyorlar ama babasından kalan maaştan bahsediyor. Ülkü, bu teyzemiz babasından yetim aylığı alıyor. Ona hı-hı, anneden babadan gelen aylığa yetim aylığı diyoruz. Babasının aylığı kaç paraysa onun 1/4 alıyor. Hı-hı. Yani babası sağ olsaydı demek ki bugün 16 bin lira alacaktı. Teyzemiz de bunun 1/4 %25 4000 liraya alıyor. Bununla düzenleme beklemiyorum şundan. 1965 yılından beri, SSK ilk kurulduğundan beri kanun aynı. Kız çocukları anne babanın maaşının 1/4 alırlar. Eşler de 1/3 alırlar. Teyzemiz boşanmış, kocasından maaş almıyor. Ölmüş babasından 1/4 oranında, %25 oranında yetim aylığı alıyor 4000 lira. Tabii bu geçinmeye yetmez. Ama bir ara Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kılıçdaroğlu zamanında önerdiği aile yardımı sigortaları ülkemizde başlamış olsaydı o zaman bu 4000 lira asgari ücrete tamamlanacaktı. Yani 4000 lira Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alacaktı. 13000 lira da hazineden alacaktı. 17000 lira geliri olacaktı. Ve yaşayabilecekti. Uluslararası Çalışma Örgütü ILO. ILO'nun açıkladığına göre 9 tane sigorta çeşidi var dünyada. 9 sigorta çeşidi. Yaşlılık, mağlulluk, ölüm, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık, analık sigortası. Bunların tamamı var. Bir tek aile yardımı sigortası yok. Dünyada aile yardımı sigortası uygulamayan, Avrupa için söylüyorum tabii, tek ülke Türkiye.
Aile mesela yardım. Ülkü. Hı hı. Aile yardım şu demek. Mesela Almanya'da örnek vereyim. Almanya'da yeni başladı birkaç eyalette ama asgari ücret yoktur. Yani şu ücreti vereceksin demez devlet işverene. Birkaç eyalette yeni başladı. Ama devlet çalışmayan kişiye aile yardımı sigortasından ev kirası için, gıda yardımı için, elektrik, su faturaları için 1300 euro verir. Çalışmadığı zaman. Zaten o 1300 lirayı çalışmaya alan kişi çalışmak için onun 1500, 1600, 2000 euroya çıkmasını ister ücretin. Yani doğal bir asgari ücret yok ama aile yardımı sigortasıyla 1300 euro veriyor zaten devlet. O yüzden 1200 euroya kimse çalışmak istemez. Yine bir örnek daha vereyim. Fransa'da çalışan bir Türk işçisi 2+1 evde yaşıyor. Ve doğum yapıyor eşi, çocukları oluyor. Hı hı. Bir Fransız görevli eve geliyor. Diyor ki artık bu evden çıkıyorsunuz diyor. Karı koca ağlamaya başlıyor. Ne yapacağız? Sokakta mı kalalım falan diye. Hayır hayır diyor. Siz artık 3 kişi oldunuz. Bu ev size küçük. Sizin 3+1 eve geçmeniz gerekir. Parasını da devlet verecek diyor. İşte bu aile yardımı sigortası. Evet. Bizde yok. Bizimizde ülkemizin aile yardımı sigortası olmadığı için eziyet çeken milyonlardan bir tanesi. Evet. Ali Bey, birkaç sorum daha var. Yine bazı notlar almıştım ben. İzleyicilerimiz de bu arada size yöneltmem için pek çok soru soruyor. Bir de vergi dilimi diye bir şey var Ali Bey. Şimdi siz tamam vergi uzmanı değilsiniz de çalışandan özellikle son günlerde de aile hekimleri seslerini yükselttiler. Vergi kesintileri yıl içinde sahip kalınca kesinti oranı üst sınırı %15 olmuş. Eyleme başladılar geçen hafta. 9 bin lira maaşlarından gidiyormuş. Bir ara bu vergi dilimi meselesini de yıllar önce çalıştığım kurumda ben de yaşamıştım. Biz de yaşamıştık. Yılın sonuna doğru, ki yılın sonuna da az kalıyor, yarıladık yılı. Maaşlar gidiveriyor birden. Aradan bir şeyler gidiyor. Ne oluyor? O vergi dilimi nedir? Çünkü vergi dilimleri var. Hı hı. Belli bir rakama kadar %15. O rakamı aşınca %20. O %20'lik dilimi aşınca %27, 27'lik dilimi aşınca %35 vergi ödüyoruz. Çalışanlar, ücretler, yani memurlar, işçiler. Ama bunu böyle alıyorlar mıydı hep bizden? Son yıllar, son 4 yıl, 5 yılda mı birdenbire maaşımızdan çekmeye başladılar? Son yıldır şunu yapıyoruz. Dilimlerdeki rakamları enflasyon kadar arttırmıyorlar. Evet. Mesela sallıyorum, 2006 yılında İlk 20.000'den 25.000 alıyorlar, %15 alıyorlardı. Bu sene bu rakam 80.000 oldu. Enflasyonla yapsaydık bu rakamın 200.000 olması lazımdı. Yani ilk 200.000'den 200.000 liraya ulaşıncaya kadar %15 olması lazımdı. Evet. Maliye daha çok vergi almak adına dilimlerde kazançları düşük tutuyor. Böylece bir an önce dilimleri atlıyorsun. 35'e geliyorsun birdenbire. Ve birdenbire daha çok vergi kesintisi yapılıyor bizden. %15'ten %35 çıkıyor birdenbire. Evet. İşte şimdi KDV'yi arttırmıyoruz dedi Sayın Maliye Bakanı ama maaşımızdan alıveriyor zaten hüp diye böyle çekiveriyor o zaman fazla fazla vergi. Şu andaki sistemde söylüyorum. Şu andaki sistemde bir çalışan, kuyumcu yanında çalışan kişi bu dilimler sebebiyle kuyumcudan daha çok vergi ödüyor. Kuyumcu ne kadar vergi ödüyor bilmiyorum ama çalışan bir kişi bu sistemle kuyumcudan daha fazla vergi ödüyor diyorsunuz. Evet. Bir bakkal çırağı bakkaldan daha çok vergi ödüyor. Çok vahim bir şey bu. Ama onlar kümesteki kaz. Çalışanlar kümesteki kaz. Anladım. Yol olabildiğin kadar. Anladım. Ali Bey, bir şey daha soracağım. Bu da detayı çok fazladır eminim ama şöyle yüzeysel bir değerlendirme de olsa bize yapar mısınız? Şimdi son günlerde yine kamuda çift maaş olmayacak dendi tasarruf paketinde ama bir de huzur hakkı diye bir şey var biliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde Sayın Bakan da bu huzur hakkı olmazsa devlet zarar eder demişti. Örneğin bankadan alınan bankada kalır vesaire bir şeyler söylemişti. Şimdi bu huzur hakkı ne diye bakıyorum? Şirket ortakları, şirket müdürleri, yönetim kurulu üyelerinin kanunlar açısından belirli sorumluluk yükümlülükleri varmış. Bu kişilerin aldıkları bu sorumluluk ve yükümlülükler nedeniyle karşı karşıya kaldıkları riskleri azaltmak amacıyla belirlenen maddi karşılığa huzur hakkı deniliyormuş. Var mı? Doğrudur. Yani
Nedir bu huzur hakkı? Ben buna, bundan da anlayamıyorum. Niye var? Hayatımda örnek vereyim. Yine 2006 yılıydı. Hı hı. O tarihte SSK Genel Müdürlüğü vardı. Bağkur Genel Müdürlüğü vardı. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü vardı. O çıkacak kanunla bu bunların tamamı kapatılıyor. Yerine yepyeni bir sosyal güvenlik kurumu kuruluyordu. Evet. Bana da sosyal güvenlik kurumu başkanı olmam için teklifte bulundu hükümet. Ve dediler ki bana, bir maaşın olacak, sosyal güvenlik kurumu maaşın. Sana iki tane de yönetim kurulu üyeliği yazarız dediler. Hmm. Mesela Türk Hava Yolları'ndan yazacaklar. Mesela bilmem ne otelinden yazacaklar. Çünkü devletin çok oteli de var. İstanbul'da mesela Beşiktaş'ta büyük bir otel var, devletindir. Evet. Yönetim kurulu 5 kişidir, 4'ü devlete aittir. Ayda bir gün toplanırlar, ayda bir gün toplanırlar. Bir karar da almazlar. Genel müdür ne derse onu imzalar geçerler. Şu anda yine azaldı ama eskiden kitler vardı. Kamu iktisat teşebbüsleri. Evet. Tekel gibi, evet. Sümerbank gibi. Onların yönetimi de devlet tarafından belirlenir. Yönetim kurulu. Türkcell'in de mesela öyle şimdi. Evet. Şimdi devlet belirliyor kişilerin kim olacağını. Ama bakan birden çok maaş alanlara kısıtlayacağız demedi. Üst limit getireceğiz dedi, toplamda dedi. Hmm. Yani yine birkaç yerden maaş alabilirsin. Toplamı şu rakamı aşmayacak dedi. O rakamı da açıklamadı. Kaç para olacak acaba? Bir aylık 1 milyon TL mi olacak? Onu bilmiyoruz. Evet. Üst sınır getireceğim dedi. Şu anda arpalık diyorum ben ona. Eskiden de arpalık denirdi. Kamuya ait binlerce şirketin yönetim kurulu üyelikleri arpalık gibi yandaşlara dağıtılır. Git sen şuraya yönetim kurulu üyesi ol. Git sen buraya yönetim kurulu üyesi ol. Oradan huzur hakkı al. Altına bir makam arabası versinler. Bir makam odası, bir de sekreterin olacak derler. Şimdi siz Ali Bey, tanıklıklarınızı, şahitliklerinizi ben yaşadım, böyle böyle oldu diye anlatıyorsunuz. Yanıt vermek isteyen olursa yayınımız açık. Yanıt verebilirler. Onu bir kere daha ben vurgulayayım. Bunu buna tekip eder, yaşıyor. Hı hı. Evet. Yani ülkü bunlar yaşamamış olaylar değil. Basına bak, her gün görüyor. Filan kişinin karısı filan yerden huzur hakkı alıyor. Evet. Kim yazdı oraya yönetim kurulu üyeliğine? Başbakanlık dolayısıyla. Şimdi Cumhurbaşkanlığı yardımcılığına gidiyorsun. Bana bir yönetim kurulu üyeliği ver diyorsun. O da listeye bakıyor. Frası boş diyor. Git oraya diyor. Evet. Ali Bey, bir soru var izleyicimizden. Hızlıca yanıtını ben sizden rica edeyim mi? Bayağı bir şeyler soruluyor ama birini seçtim, Erdoğan Bey'in sorusunu. Eşim adına 91-93 yılları arasında 1,5 yıl Bağkur primi yatırdım. Sonra Bağkur'u kapattım. Eşim 55 yaşında, emekli olma hakkı nasıl kazanır? Prim ödeyerek. Bundan sonra SSK'lı olursa 3600 gün doldurmak şartıyla. Toplamda Bağkur SSK. Veyahut da o girişe göre 5900 doldurur, SSK'da emekli olur. Veyahut da isteğe bağlı Bağkurlu olup evden öder, 5400 günü, yani toplamda 15 yıl doldurursa Bağkur'dan, hı hı, yine eşi emekli olur. Peki. Çok teşekkür ediyorum. İzleyicimizin de sorusunu yanıtladınız. Yine her pazartesi olduğu gibi bizimle oldunuz. Çok teşekkürler Sayın Ali Tezel. İyi yayınlar diliyorum Hüküm. Kolay gelsin. Sağolunuz. Çok teşekkürler. Sevgili izleyicilerimiz, çok fazla bugün şahitliklerini, tanıklıklarını anlattı Ali Bey.